Evet selamlar, hoş vakitler sevgili Kulis Kıplası takipçileri. Bir kez daha canlı yayındayız, Aslı Aslı Ara programında. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı profesör doktor Mehmet Çakıcı. Bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar, hoş bulduk. İyi gördüm çok, sizi. Çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Biz teşekkür ederiz, siz sebebimiz bize bu sağ olun. teklifi kabul ederek çok sağ olun tabii son günlerde açıklama argosu ön plana çıkıyorsunuz. Biraz biraz bir miktar siz gittiydiniz. belki yeni pembe köşe ilgili işlere daha fazla. uzmanlık işte. daha fazla anlatmış. Şimdi hastaneye yoğunlaştık. Tekrardan yolunlaştık. görüyorum siz ama ben önce siyasetten önce geçen gün yaptığınız açıklamadan başlamak istiyorum aslında. orada çok çarpıcı bir ifade kullandınız bence. Meslek hayatım boyunca hiç bu kadar acil arama Almamıştım, Almamıştım demiştiniz. Ee, yine tabii dünyaya baktığımız zaman özellikle Covid döneminde yani insanların 3'te 2'ye yakalık bir kısmının İngiltere'deki e, şeyleri takip ediyorum. Ben oradan gördüm. E, bu dönemde e, psikolojik rahatsızlık veya sorun veya işte e, bir şekilde bir e, durum yaşadığını bildi bildirdikleri söylüyorlar. E, sizin de başlamanıza baktığımız zaman aynı şey e, oluyor. Nedir e, durumun vehmetini soracağım. Yani ne kadar ciddi bir durumdayız? Aslında güzel soruyla başladın çok düşün e, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki normal zamanlarda bu geçmişte %20 ile 30 arasında bazı ülkelerde %20 bazı ülkelerde %30 insanın e, bir psikolojik tedaviyi gerektirecek ölçüde e, bir ruhsal hastalığı vardı. Yani eskiden de 5 insandan biri yolda veya bazı ülkelerde 4 insandan biri e, ve bizim ülkemizde de 4 insandan biri %20-25 işte o civarda bir ruhsal tedavi gerektirecek hastalığı vardı. Ama şimdilerde bunlar iki katına çıktı, üç katına çıktı. Yani yüzde elli, yüzde altmış insan bir ruh sağlığı tedavisi gerektirecek. Yolda iki insandan biri hasta tanısı koyabileceğimiz bir noktaya geldi. yani hasta olmayan insan sayı, hasta olan insan sayısı iki katına çıktı. Yüzde yirmilerden yüzde elli altmışlara çıktık. Ee, bu da yolda 2 üç, iki insandan birinin tedavi gerektirecek bir hastalığı olduğunu bize gösteriyor. Hafif psikiyatrik rahatsızlığı olanlar ağırlaştı. Ağır rahatsızlığı ve durumu idare eden ki biz bunlara akıl hastalığı diyorduk, psikotik hastalıklar. Ki bunlar da yüzde bir, yüzde iki civarındadır genellikle. Bunlar da patlayarak, e, acil olarak doktorlara, psikologlara, psikiyatristlere, hastaneye gitmeye başladılar. Ben o yüzden o açıklamayı söyledim. Yani bu dönemde aranmadığımız kadar e, inanın müthiş aciller var ve cümlede çok net bir tırnak içinde geliyor böyle. Pandemiden sonra şöyle oldu. Pandemiden sonra uykularım bozuldu. Pandemiden sonra sinirleri bozuldu. Pandemiden sonra depresyona girdi. Pandemiden sonra hayaller halüsinasyonlar görmeye başladı şeklinde, şüpheleri arttı şeklinde e, psikiyatrik rahatsızlıklar var. Yani Pandemi aslında nedir? Pandemi bir ölüm tehdididir. Ölüm tehdidi aldığınızda işte Vietnam sendromu gibi böyle savaşlar, göçler, tecavüzlerden sonra bir ölüm tehdididir bu. İnsanların %1 ile %15 arasında insanlar hastalık geçirirlerdi. Bazı özel ülkelerde bu %19-20'lere, 25'lere kadar çıkıyor. Hatta bazı özel gruplarda Vietnam sendromu gibi biz de Erenköy sendromunu yazdık. %40'a kadar insanlar hasta oluyorlar. Biz bir ölüm tehdidiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu te ölüm tehdidine karşı insan vücudu bir reaksiyon gösteriyor. Ne gösteriyor? Moral bozukluğu, depresyon, kaygılar artıyor. Üçüncüsü sosyal izolasyon içine içeriye yalnızlık kapanıyoruz. Olabilir mi? Efendim? Yalnızlık mesela. Yani. Tabii şimdi gelecek kaygısı mesela. Sosyal izolasyon, yalnızlık zaten depresyon ve kaygı getiriyor. E, bu arada ölüm korkusu ve gelecek kaygısı meydana geliyor. E, ritüel dediğimiz böyle temizlik takıntılarımız arttı çok ve en mühimi şüphelerimiz arttı, paranoya arttı ülkede. E, ama bütün bunların da bir sonucu oluyor, intiharların oranı da arttı. Bu ruhsal ter, e, sıkıntıları tedavi etmek için de alkol ve uyuşturucu kullanımı çok arttı. Özellikle alkol kullanımı Kıbrıs'ta inanılmaz e, boyuta geldi. İnsanlar bir nevi antidepresanlarla da kendi kendini tedavi ederken alkol ve uyuşturucuyla da kendi kendini tedavi etmeye çalıştığı için hem aile içi şiddet olayları yüzde %40 arttı bir araştırmada bize gösterdi ki %40 arttığını söylüyor. Alkol ve uyuşturucu kullanımının arttığını söylüyor. ilginçtir dediğim gibi intihar düşünceleri de insanlarda çoğalıp arttığını bize bunu gösteriyor e, Hep, şu anda. Peki bu bu noktada genel bir e, sağlık ve genel bir psikiyatri politikamız da yok tabii bizim yani hiçbir şey de olmadığı gibi. Yani devlet hükümeti boştur insana. Ne ne yapıyor? Öyle? Siz tam bir e, özel olarak ilgileniyorsunuz. Siz sonuçta bir, şey, e, bir e, bu alanınız. kalanağız. Evet. Tabii ki. E birçok da e, sizin gibi psikiyatri evet, var ama evet, evet. genel anlamda bir hani o hükümetin devletin eli olsun falan bir yardımı olsun bir şey olsun var mı böyle bir şey? Şimdi tekrar ben size durumu söyleyeyim. İki tane hastaneniz var şu anda Kıbrıs'ta. Biri Barış Rusinir Hastanesi. İşte bu nasıl Rusinir Hastanesidir. Daha çok içeride yatan hastalar, akıl hastaları, psikotik hastalardır. Siz oraya uyuşturucu, alkolü yatıramazsınız. Hafif depresyonları, hafif sıkıntıları, aile sorunlarını oraya yatıramazsınız. Akıl hastalarından beraber orada tedavi böyle olmaz. Çünkü birini kendini Peygamber ilan ederken öteki inan, terapi yapamazsınız. Zaten az sayıda hekim ve psikolog olduğu için de içeride. Ee, Görüşmeleri de 5-10 dakika, 10-15 dakikalık çok kısa görüşmeler. Bununla bir sorun da kolay çözülemiyor. Şimdi pembe köşk kapalı servisimiz yok ama e, açık servisimizde. Daha çok biz alkol ve uyuşturucu hastalarını e, tedavi ediyoruz. Orada bazı devlet hastalarımız geliyor. Ama onların sevklerinde de sıkıntılar var. Biz mesela bakanlığa gidip bunu birkaç defa ben hem bir önceki bakana hem şimdiki bakana da burada sorunlar olduğunu söyledim. Çünkü bir şey söyleyeyim biz hastaneler olarak da yapayalnızız yani onu söyleyeyim. Ya bize derdimizi soran biri yoktur. Ya sizin şu ihtiyacınız var, şu ilacınız eksiktir, bu sıkıntınız vardır yoktur. Siz orada e, yalnızsınız hastaneler olarak da. Ama gelen vaka, onu söyleyeyim size, tecavüzcüsü de size gelir, cinayet işleyiciyi de size gelir, alkolü de size gelir, Saldıranı da size gelir, tacizcisi de size gelir, tacize uğrayanı da size gelir. Siz zaten toplumun negatif enerjisini çekersiniz. Neler yoktur ülkede? Her bölgede psikolojik danışmanlık merkezleri, o psikologlar olmalıdır ki. Devletin kurduğu, biz bunlara toplum merkezleri diyoruz aslında. Bu i̇nsanlar buralara başvurabilirsinler. Böyle merkezler de yoktur. Mesela kumarınız çok yaygındır. Bir kumar tedavisiyle ilgili bir programınız yoktur. Yani insanlar aslında bir iki hastanenin desteği dışında kaderine terk edilmiştir. Zor durumdadırlar ve ruh sağlığı politikası da yetersizdir. Yasası da 1930 yılından kalma bir İngiliz dönemi yasasıdır, ruh sağlığı yasası. Onun da değişmesi için epey bir mecliste uğraşmışızdır, Des destek olmuşuz. Ne, ne engel oldu buna? Bir şey engel olmadı. Yani orada ben e, şunu söyleyeyim size, ben mesela bir bana çok garip geldi. Ee, bu dönemde gündeme geldi. Yani Halkın Partisi ve UBP, ubp döneminde gündeme geldi. Hatta Sayın Rogers e, milletvekillerinden Halkın Partisi'nin o komite başkanıydı. E, i̇ki hastaneyiz. Biz zaten biri e, Barış Hastanesi, biri Pembe Köşk'tür. E, mesela biz iki tane de psikiyatri profesörüyüz. Bizi çağıran olmadı. Derneği çağırdılar Ruh Sağlığı Derneği'ni. Nasıl oldu böyle bir şey? Yani evet. Ruh Sağlığı Derneği vasıtasıyla gittik oraya. Ve yasada, mesela ilk geldi önüme yasa çok garip bir anlatacağım size. Yani burayı çok ilginçti benim için de. E, ruh, 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 sağlığı bozuk kişi işte ruh sağlığı yoksunluğu olan kişidir diye yazıyordu karşılığında. Google'a girdim. Ruh sağlığı yoksunluğu diye bir tanım bulamadım. Kim yazmışsa. <laughs> İkinci toplantıya gittim. Dedim ki arkadaşlar burada ruh sağlığı, yoksunluğu diye bir şey yazarsınız ama yani Google'da bile bu tanımı bulamadım. Yani baktığım fizikiyatri tarihine belki vardır. O bile yok. Ne bileyim doktorların raporlarını işte avukatlar, savcılar, hemşireler onlar bunlar denetler bir kurul kurmuşlar. Dedik bu kurul da yanlış. Yani siz anladım doktorun yatırdığı bir hastayı etik olarak doğru yatırdı mı zorla mı yatırdı diye bakmak isterseniz ama Doktorun raporunu e, denetleyecek ekip bu olamaz gibi eksikler vardı içinde. İkinci toplantıya çağırmalar beni. Üçüncü toplantı için e, iki profesör, biz Ebru Hanım'la beraber e, dedim dernek adına dediler, dernekleri çıkarttık dediler içerisinde. Dedim, kim var dernek içinde? E, siz ruhsal derneğini çıkardıysanız e, komitenin içinden görüş alacağınız kimden görüş alacaksınız? Üniversitelerde yok işin içinde. Psikoloji bölümleri yok, psikiyatri bölümleri yok. Yani siz kendiniz çalıp kendiniz oynamak istersiniz de gelip size fikir verelim dedik. Hiçbir toplantıya çağırmadılar bizi. Ee, hatta bunu UBP'li sanıyorum Can Altay o zaman milletvekiliydi. Ona da gittim söyledim. Dedim ya dedim nasıl olur siz UBP'liler bari müdahale edin buna. Çünkü ruhsallığı yasası 1930'dan kalmadır. Değişmesi lazımdır. Ama dedim, bu komite başkanı çağırmaz bizi. Yani adamın bize taktığı belki bir halkın partisindendir biz ee, başka partiden görünürük adam bize kadın bize canı mı sıkılır onu da bilmiyorum ama bana etik ve ahlaki gelmez çünkü senin profesörlerin dururken kimden bilgi alacaksın bir yasayı geçirmek için o da apayrı bir konuydu maalesef o yasa kadık oldu ve gitti ondan sonra şu anda bir şey yapılmadı 1930'dan kalma İngiliz yasasıyla ülkeyi yönetmeye çalıştığımız bir dönemden geçiyoruz. İçler acısıdır bu memleketin durumu sevgili dostum. Bakanlıklara gidersiniz, ne bir danışmanlık birimi vardır, ne bir şey vardır. İnsanlar derdini anlamaz. Torpilla işiniz ya çözülür ya çözülmez. Ee, bir düzensizlik, bir disiplinsizlik, bir sorun çözmekten aciziyet, müthiş bir aciziyet vardır. Yani ben gidiyorum, ben bize acıyorum. Yani onu söyleyeyim size bakanlıkta işleri olan ve gidip çözmeye çalışan insanlara. Allah düşünmesin. Ben, ben tekrar söylüyorum, ben kendimi acıdığım oldum. Yani diyorum ben ödüllü profesör geliyorum hastanenin ilaçlar hastalarla ilgili ve bizim işimiz böyle kolay bir iş de değil. Size cinayeti işleyen de cinayeti teşebbüs edilen de tacizci de taciz edilen de size gelir. Siz zaten toplumun şeyini çözen insanlarsınız. Nedir adı? Ee, negatif. Polis bile başından atmak için bizi arar. Mesela biri sarhoş, bir akıl hastası bilmem ne zarar verir, kavga eder, karısına çocuğuna bir şey yapmaya çalışır. Polis sizi arar. ...sizi tedavi edesiniz. Siz müdahale edesiniz. Çünkü karakolda olunuz Ama siz de ezilir eleleşsiniz e, buralarda. Ben o yüzden e, böyle acayip bir dönemdir bu dönem yaşadığımız. Yani herhalde hep böyleydi diyorum. Benim belki hastaneden dolayı daha çok işim düşmeye başladı e, bakanlıklara. E, bakanlıklara... işi düşen eğer yapı bu şekildeyseydi bu şekilde ben bana garip geliyor. Bu kadar çok üniversitenin olduğu, bu kadar çok eğitimli insanın olduğu ve bu kadar az için çözüldüğü, az sorunun çözüldüğü başka acınacak bir e, yer olamaz yani benim gözümde. Vurdum, vurdum duymaz tabii. Bir, bu konuya bir şey daha söylemek isterim. Tabii hep göz ardı ediyoruz bu COVID döneminde. Ben tane çocuk sahibiyim mesela. İkisi de yetişkin. 17-18 evet. yaşında. Bu çocuk 2 senedir okula gitmedi. 1,5-2 senedir. Onlarda da bir sıkıntı başladı. Yani okullarımızda da bu psikolojik danışmanlık meseleleri çok zayıftır oh, herhalde diye. Yani. Çok zayıf. Yani çocuklarımız da ciddi şekilde bu eğitim kayıplarından ve bir yanda da kendilerini yalnız da hissetmeye başladılar. Yani çok acayip bir durum. Ben hani ileriki nesiller de böyle sağlıksız şekilde gidecekmiş gibi biliyor bana. Ne dersiniz buna? Şimdi ben bir örnek vereyim size. İdealist bir genç olarak Kıbrıs'tan şey Türkiye'de 14 yıllık eğitimden sonra yıl 98'de Kıbrıs'a dönmeye karar verdim. Derler ki iki yıl askerle yapacaksın. Ya e, askere girdik intiharlar vardı. Askere girdim ne intihar merkezleri kurduk. 14 ölüm vardı bir e, yıl içinde. Her ay bir iki ölüm vardı. O günkü komutan beni çağırdı ve o gün bir eğitim programı hazırladık. Çıkarken de Erenköy'e gittiğim dönemlerde uyuşturucu, alkol, sigaran zararlarıyla ilgili eğitim programı hazırladım. 2000 yılında çıktım. Milli Eğitim Bakanlığı'na askeri formalarını hatırlarım. Komutanlık bize teşekkür etmek için intihar eğitim programını yazdığımız için uyuşturucu eğitim programını da çocukların nasıl kurtulacağı, sigaradan, alkolden, uyuşturucudan nasıl uzak duracağıyla ilgili 12 derslik bir eğitim yazdıydım. Red verdiler. İstemek dediler bu eğitimi. Aradan 16 yıl böyle e, süreç geçti. Biz her dönem eleştirdik dedik eğitim lazımdır, o lazımdır, bu lazımdır. 16-17 yıldan sonra ee, Milli Eğitim Bakanlığı'na tekrar bizi çağırdı dedi ki senin o 16 yıl önce yazdığın kitabı eğitim programını hayata geçirmek istediniz çünkü çok patladı uyuşturucu. 16 yıl sonra 16 yıl sonra 2000'den 2016'ya dedim bakın bir şartla veriyorum ha ücretsiz veriyorum para da aldım da yemezsiniz bana. Hediye vereceğim kitabı ama dedim koyacaksın mı müfredata yok beni 16 yıl önce kandırdığınız gibi bize tamamdır, iyidir. Hatta bu laket verdiler bana. O zaman 16 yıl önceki bu laket 2000 yılında durur. 16 yılda reddettiler. Ama dedim böyle bir şey şey yapmam. Şimdi bu laket de istemem. Ama bana söz vereceksiniz bunu uygulayacağız. Bir yıl hizmet içi eğitimden geçti. 2018'de hayata girdi. Şimdi okullarda sorarım. Bana da söylemediler ne yapıldığını ama Okul okullarda sigara alkol uyuşturucunun zararlarıyla ilgili eğitim programı olarak okutulmaya başlandı 2018'den sonra. En azından Şimdi şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bunlar neydi? Yaşam becerisi eğitimleriydi. Nasıl hayır diyecek, stresiyle nasıl başa çıkacak, nasıl communication skills dediğimiz, insanlarla nasıl iletişim kurulacak, reklamlar nelerdir, öfkemle nasıl başa çıkarım, hayat becerileriydi. Şimdi siz pandemi de geldi, hiçbir hazırlık yapmadınız. Tabletleri çocukların hazır değil. Çocuklara, öğretmenlere hizmet içi eğitim vermediğiniz şeylerle ilgili. Covid-19'un nasıl tepki alınacak, nasıl problem alınacak. Yalnızca sağlık kurulu kararları var. Yani okullarda siz öğretmenlerinize bir çalışma yaptırmadınız. Covid-19'la ilgili bir kriz ortamında. Covid-19'la ilgili bir sorun olduğunda veya Covid-19 sınıfına gidileceğinde şudur sizin eğitiminiz. Bütün öğretmenlerin ki bunu yazda yapmanız lazımdı. Bu çocukların tabletleri, okulları, mesafeleri bilmem ne de şunlardı. Kriz anında da böyle olacaktı diye. Hiçbir hazırlık yapmadınız. hiçbir genelge de yayınlamadınız. yalca sağlık kurulu kararlarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'yla. Şimdi açtık. Her taraftan duyarım. Temastır, ta şeydir, falandır, falan da bir şey oldu diye. Duyarım bakanı, açıklama yapar. Hiçbir sorun yoktur diyor okullarda. E ben öğretmenlerden duyarım. Okullarda temas ve şey problemi var. Ee, hazırlıksızlık var. Yani bakalım ne yaşam becerileri eğitimleri yıllarca oluşabildi. Ne buna önem verildiği, Ne rehberlik hizmetlerinin gelişmesi için. Mesela çok uzun yıllar hala daha öyledir. İlkokullarda rehber öğretmen yoktu. Ortaokul lise de vardı. Ama ilkokullarda yoktu <laughs> rehber öğretmen. Mesela böyle garip şeyler defalarca ben konuşmalarımda rehber öğretmenler eksiktir e, ilkokullarda diye defalarca konuşma yaptım. Gücüm de olmadı girip değiştireyim çünkü ben süreci görüyordum. Yani bir ülkede kavga da çıkmaması için, dedikodunun da az olması için, insanların birbirine saygı da göstermesi için Life Skills Training dediğimiz yaşam beceri eğitimleri bütün dünyada olduğu gibi bizde de olmalıydı, bizde yapılmadı. Bizde bunların hazırlığı hiçbir zaman olmadı. Ve gördüğüm kadarıyla gelişi güzel bu süreç bu dönemde yaşandı. Mesela topluma da bir eğitim verilmedi. Mesela restoranlar onlar bunları açacağımızda Mesela bir iş yeri COVID-19 ile ilgili bir iş yeri eğitim programı açılmasıyla ilgili bir eğitim. Yani adam neye açacağına nereye bakacak? E, garsonu, ahçısı nasıl davranacak? Nasıl bir eğitimden Hiçbir eğitimden geçirmedik. Yalnızca sağlık kurulu karar verdi. Açın dedi gelişi güzel. Kafelerde açıldı, barlarda açıldı, meyhanelerde. Bir denetçi de, grubu yer almadı. Denetçi eğitimi diye bir şey de e, oluşturmadılar. Bunlar tabii sertifika programlarıdır ve dünyanın her yerinde iş yeri açma eğitim programı, de denetçi eğitim programı gibi şeylerin yapışılması. Ona göre Sağlık Bakanlığı gelir denetler. Der ki ya ben geldim ulaşın iş yeri restoranı var. Baktım ben bir iş yeri eğitim programı açabileceğine dair aldı mı? Denetçiler geldi. Denetçilerin de eğitimi olması lazım tabii. O denetçiler geldi baktı tamam mı bu? Sağlık Bakanı da geldi. Sağlık Bakanları da baktı tamam bu o zaman Hepsi baktıktan sonra buna bir sertifika verelim ki COVID-19 önleme programı değilim adına. Açabilir değilim. Sen yalnızca kapadın. Açalım. Sonra yine bir aç dedin. Bazılarına torpille izin verdin. Girdi çıktı. Olaylar oldu, problemler oldu falan. Tam bir dingonları. Tamam Aynen. mı? Bunun için böyle. Ne eğitimden, ne sertifikadan, ne bir şeyden haberi var. O bol, bol konuşma. Başbakan çıkar açıklama yapar. Benim de önemli diyor, geliştiriyor ülke. Gariplik ve sen 1930 yılından kalma ruh yasasıyla ve senin okullarında rehber öğretmen yok. Ve sen COVID-19'larda COVID, COVID -19'da ilgili bir eğitim programı, önleme programı hayata geçirmediniz. Ve bizim bakanlıklarımızın işi keşmekeş içindedir. Hepimiz yapayalnızız yolların içerisinde. Hastaneler, profesörler, doktorlar, onlar bunlar. hepimiz zor durumdayız. Neresi gelişti bu ülkenin? Ben mi başka ülkede yaşarım? Bu arkadaşlar mı? başka bir ülkede yaşar onu da bilmem ama şeye bakıyorum gerçekten çok zor durumdayız. Doktoruyla, inan, profesörüyle, inan, eğitimiyle, sağlığıyla, hele sağlık ve eğitiminde çok çok zor durumdayız. İlk den, yani o... çöken onlar oldu zaten. Ona İlk çöken den, onlar size. oldu kesinlikle. Tabii... Çünkü en son tercih edilen koalisyonlarda da en son tercih edilen Sağlık Bakanlığı'nda bilirsiniz. Nereden başlanır? İki parti oturur. Biri ben başbakanlığı aldım der. Sen de Maliye Bakanlığı. Sonra söyleyeyim size. Sonra iç işlerini isterim de öbürü de turizm e, e, ekonomi bakanlığı. Sonra ben tarıma alayım sen ulaştırmaya al der. Sonra en son iki tane kalır. eğitim ve sağlık. Sondan bir önce eğitim istenir. En Sondan son bir son. sonra da sağlık bakanı istenir. Peki bir şey söyleyeyim. Bu kötü düzeni tekrar söylüyorum red thailandlılar çinliler mi yarattı? Ve uvp ve CETP. ve bu partiler değil mi bu düzenin en büyük şeyi? Ne? En çok bütçeyi en çok iktidarı, en çok bakanlığı, en çok şeyi bunlar almadı mı? Bunlar aldı sevgili Dolayısıyla bu memleketi batıran da bu adamlardır. Bu, bu memleketi yıkan da, bu hale getiren de, bizi acınacak duruma getiren siyaseti de bunlara getirecek de bunlardır. Ama benim bunun içinde bu partileri, bu siyaseti destekleyen çıkarcı da bir insan grubum vardır. Maalesef. O çıkarcı insan grubudur bunları iktidar eden ve öbürlerimiz de kanar bunlara arkasından. Ve çok büyük oylar alırlar. Bir bakan bu memleketi en berbat yapan parti birinci sırada yüzde otuz beş. İkinci sırada bu ülkeyi berbat eden ikinci parti de yüzde yirmi beş. Hep beraber yüzde altmış yetmiş bunlar. Bunların karşısına geçersin. Arkasında büyük de sermaya. Bunların bir bakarsın. Zaten o düzenin, düzenin ganemicileri de oradadır. Onlara söyleyeyim sana. Bunlar yeterince vergi ödemezler. Bu zümreden mezun memnundurlar. Bu bağlılıktan e zaten pahalılığı yaradan da kendileridir bu hale baktığım zaman. Öyle bir düzendir. 20-30 yıldır gayet de güzel. Herkes birbirinden de memnun. Kurultayların peşinde benim adamım, senin adamım, onu kurultayda seçtiydik bu Bunu bilmem ne yaptıydık diyerek bir yıllarca yaşamımız kötülük içinde böyle berbat halde ve söylene söylene de geçti. Söylenenlerin de bir kısmı gitti UEFA'ya, BCTP'ye ve veya DP'ye gittiler, oy verdiler. Yıllarca bizim de canımızı yediler bunun içinde ve ben giderim ben tekrar söylüyorum kardeşim bu bakanlıkları ben yaratmadım ben gidiyorsam bir profesör adam ve eğitim programı isterim ilaç isterim ne bileyim bir eğitim e, isterim bir düzenli yaşam isterim ya da biriyle görüşmek isterim randevu isterim falan sorunlarımızı konuşayım benim muhatabım yoktur ben hepsi birbirine atıyor topu top birbirlerindedir yani sorun çözecek bir yapı ben göremiyorum. Yani bir dakikada çözülecek, beş dakikada çözülecek işi çözemeyen bir anlayış var oralarda. Ben sana başka bir bilgi söyleyeyim. Ben biraz önce Kalkınma Makası'nın toplantısındaydım. Kalkınma Makamız var bizim biliyorsunuz. her ülkede var. Development Bank dediğimiz. normal banka değildir bu. Bu Kalkınma Makası 1993'te kuruldu. Ve 93'ten beri gelen verdiği kredilerin %53'ünü geri alamadı. şimdi Kalkınma Makası öyle bir yapıdır ki diğer mevduatlardan %2'si alınıp yani bizim aslında kendi halkın parasını alınıp Oluşturulan bir yerdir kalkan Vakası. Şimdi bir hal böyle bir haldeyken, orada mesela verilen kredilerin beşte biri beş kişiye verilmiş mesela, beş şirkete verilmiş veya böyle bir düzen varken, geçen gün size dediniz ki ya değişeceğiz, ya da ezileceğiz. Aslında Aynen. ezilmiş ezilmiş değil miyiz yani, Bak siz çok ciddi ezilmiş durumdayız. Acil durumdayız. Mesela bir siz söylediğinizi söylüyorum, ya bu mimarı biliyorsun başbakan geçen gün bununla ilgili çok konuşmadık. Yani bayağı siyasilerin azı konuştu. Veya az insan. Vatandaş yaptı değil mi? Mimar Menis sarayı yapacak olan, külliye yapacak olan bir günde vatandaşlık verdi. Yani baktım böyle bir insan grubunun yüzüne ya bu kadar bu kadar yapılabilir yani. Sen kendi bütün sivil toplum örgütlerini, bütün mimarını, bütün mühendislerini yok sayarak. Bir önce de da Sayın Ersin Tatar da. Öyle yaptı da. Hatırlan hastaneyi ben dedi sordum dedi mimara mühendisi dedi bulamadım dedi gittim dedi cumhurbaşkanımdan. Ee, benden dedi hastane Hakarettir kısım Yemin kısım. ediyorum sana bana, ben, ben yalnız başıma hastane kurdum. Devlet desteği inanda değil. Hastane kuran bir profesör durur karşınızda şu anda. Ben kurdum. Bana devletin imkanı olacak elimde. Yığından batık otel var. İnanır mısın? Baktığımda böyle doktor gözüyle baktığımda şimdi hastane kuranda biri olarak dedim ki şu olabilir ha diyorum. Bu, bu batık otel. Zaten batık 10 yıldır, 20 yıldır orada tutur. Bu olabilir. Şimdi aranmış, bulamamış. Mimar mühendis de gitmiş şeyden istesin. Nedir adı? Ee, o da İntihar'da İnternet <laughs> Erdoğan'dan istemiş. vallahi Allah aşkına. Şey yani. Vallahi yüzüme baka baka komedyen olabilir e, bunları söyleyenler ancak. E, öbürü geldi dedi ki mimar bulamamış mühendis de bir kişiyi Ali'den vatandaş yapmış bir günde. Çünkü mimar mühendisler odasından Kakatece vatandaşı olabilirse e, izin alabilirler külliyeyi veya sarayı yapabilmek için. Ha saray şart mıydı? Bana göre hastane, okul şarttır, doktora şarttır, polis şarttır, hemşire şarttır. Saray gereksizdir. Aynen. Ama sarayı getirdin madem yapacak. Ve dön bir yarışma yap. Bir mühendis mimarından en iyi olanı seç. Onu belirle. Onu yapacak olanı şey yap. Kendi sivil toplum örgütünden, kendi insanından yararlan. O yüzden de yaz dışarıda sorar bana insanlar var. Be, çakıcı derler bana. Aciz. Böyle bu kadar cılız bir yapı. Ben de o insanların bazılarının hepsini demiyorum. Bazılarının yüzüne bakarım. Kardeşim sen kime oy verdin? Sensin seçtiğin adamlar bunlar. Senin seçtiğin adamlar cılız, aciz ve dik duruştan yoksun insanlardır ve sen kaybediyorsun, kaybettiriyorsun, çoluk çocuğuna da kaybettiriyorsun aslında. Hep beraber eziliyoruz bu, bu yapının içinde, şeklinde bakıyorum. O yüzden de e, gerçekten çok e, dik duruşunu kaybeden siyasetçi var. Ya adam kurulta yapar. Her bir adayına bir bakarım yani. Adam demiyor bize aralarından biri. Ya ben gelince. Ersan Saner, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taşoğlu ve da Zorlu Töre. Bir davul zurna, vatan millet sarkar ya bir mehter var şu orada. En çok Türkiyeci hangisi ise o. Yani orada en çok bayrak, en çok şey ama bu kadar. Ya kardeşim hanginiz bize vergilerimizi, hangimiz sosyal adaleti, hanginiz bize sağlık sistemine, hanginiz bize eğitimimize, faiz yasamıza, ee, şartlı tahliye cüzüğüne sicil affına bir fark koyacak bir yerlerinde. Ama propagandaları ne diyor? Dinleyin. En çok Türkiye beni ister ya diyor. O bir, gider ona. bir de Özgür Gün Aynı anda gidip 10 tane kalem müdürlüğü, 20 tane müsteşarlık sözü verirler. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Sözlerinde her birinin. Yani giderler. Çünkü aynı adamlar. Bak bir grupla adamlar bunların çevresinde. Her biri aynı anda onar 20'şer müsteşarlık müdürlük bekleyen. Ve bunların çevresinde bir yalaka takım onun içerisinde ve bunun çevresinde olan bir hükümet e, yönetimi var. Ama söyledikleri bize hiçbir şey yok. Bana kimse ya kardeşim ilaç sorunu mu? Benim, hanginiz benim ilaç sorunu mu? Hanginiz hastanedeki koşulları? Hanginiz okullardaki koşulları? Hanginiz e, efendim vergi reformunu, tarım reformunu farklı söyleyecek? Ortada bir, bir şey yok. Türkiye beni istedi miydi, öbürünü mü istediydi? Öbürünü mü kabul ederdi, öbürünü istemez miydi diye bir propaganda. Müthiş bir aciziyet. Adamın kendine güveni yok. Adam diyemiyor, kardeşim ben elbette Türkiye'den kimse kavga edelim demiyor. Kimse kötü ilişki e, içerisinde de olalım da demiyor. Kimse bayrağımızı, dinimizi sevmeyelim de demiyor. Ama bir fark yaratın ya bu kadar aciziyet içerisinde, bu kadar ezilen, bu kadar toplumu aşağılayan bir e, siyasi anlayışında ürünü, şey olmayan bir modeli olmayın. Modele bakın. Ben beceremem. Bana Türkiye'den yollasınlar ne yapacaksam. O da gelmiyor. O da ge o da gelmiyor. Alacak neden olmaz? Yüzde otuz gelmiş. Yüzde yani. otuz geliyor. Mesela e, şimdi sen, ben soruyorum sana. Sanal betçilerden ne kadar aldın sen? İki milyar dolardır sanal betçilerin şeyi. Bir tane farklı parti şöyle bana. TKP Başakıcıları'nın dışında sanal betlerden gelince vergi alacağım diye. Bir tanesini söyle bana herhangi birini. 2 milyar dolar kazanır. Adamlar zaten e, saraylarda yaşarlar. E, ben de şey kaldırımda yürüyemiyorum. Yolda arabam ikide bir patlar lastiği çukura düşerim. Yoksa hastaneye giderim de bir acil hekim bulamıyorum. Yoksa 3 tane 5 tane e, denetlemek için e, okulumda tamirat yapamam. Müdür bulamadığım noktada olacak. Ama bir taraftan zenginlik götürecek. Bunların da partileri onlar. Bak bu 5-6 tane... Sanal Beçi'nin partileri de bunlardır. Onu söyleyeyim size. Bunlar kururlar onları. O çantalar gezer ya şeyde. Şeyde seçim döneminde şu balalar dağıtsınlar. O dönemde partiler batmaz ya. Bunlardır gönderen e, şeylerin de para e, dağıtıllar çevrede şeylere karşı. Nedir adı? E, bazılarından oy satın almaya çalışırlar. Bazılarımız da oy satmaya çalışıyor bunları. Sonra da ülkemizi nasıl düzelteceğiz diye konuşuruz. İşte onun onu söylüyorum. Müthiş bir aciziyet dönemidir. Müthiş bir gerileme dönemidir. Müthiş bir kötü dönemdir yaşadığımız dönem. Yani bu sistem, Çok zor bir dönem. Bu dönemdir. sistemin içerisinde şey baktığımız zaman bu kadar müdahale yaşanan müdahaleler. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultuna yapılan müdahaleler. Şu anda yaşanan müdahaleler. Kıbrıs halkının iradesinin tamamen gasp edilmesi bana sorarsanız. Bunlar böyle bu şekildeyken seçimden ne bekleyebiliriz? Yani seçim olduğu zaman ne olacak? Şey Gene aynı adamlar seçim yapacak. Bir şey söyleyeyim. E, bir uyanış mı olacak? Şimdi biz yani bir bak ben başka ikinci tercihim Yani gökten şey vahiy inecek bize ne olacak? E, Şimdi işte, seçimin sistemden eğer sonra. ben size söyleyeyim mi? Eğer ben ben susuyorum. Yani illa da TKP veya Çakıcı ya da Hasan Hüseyin demiyorum. Eminim bu ülkede dik duran insanlar var. Eminim bu ülkede buna karşı olanlar da var. Bunlar birleşip hep beraber bunların üzerine yürümezlerse kaybedecek bu oyunu biz. Kaybetmek üzereyiz de zaten. Şimdi seçim bir şanstır, halkın şansıdır. E adam o tarafta bakarım Türkiye'de canını yer gerek AK Partisi, gerek MHP'si, gerekse İyi Partisi, gerekse HDP'si kapandığı halde, kapatılmaya çalışıldı halde. Meclise girip rol elde etme. Biz de meclisten kaçarı kalk olarak bırakalım bu yalanda olana, bırakalım bu hırsızlara, bırakalım bu yalançılara, bırakalım bu dolançılara gelsinler meclisi her defasında işgal edip bizi mahvetsinler. Zaten mahvettiler bizi. Onu söyleyeyim size. O yüzden söylüyorum. Ben bak, farklı düşünüyorum. Tayland'dan Çin'den bizi gelip kurtaramayacaklar. Hep beraber ya mücadele edeceğiz bunlara karşı yakacak ayağa. Vazgeçmeyecek yurdumuzdan. Vazgeçmeyecek bu mücadelelerden. Bugün biri gider öbürü gelir. Bugün biz yenilirik belki. Ama yüzden sonrakiler bir gün başaracak sevgili bu. Bu yapı devam edemez böyle. Mesela bakarım Yahudiler bile Nazi Almanya'sında katledildiler, sabun oldular bilmem ne yangın ambarlarında yakıldılar. Bugün dünyanın en büyük güç oldular. Yani Arapların tümü başa çıkamıyor bir Yahudinin küçük devletçi inan 2-3 milyonluk. Ama ben şimdi şey diyorum. Biz kötülükte yaşıyoruz. Bence Nazi Almanya'sı dönemindeki Almanların yaşadığından farklı bir dönem değildir. Bizde de baskı vardır, bizde de korku vardır. Bizde de insanlar siyasete ben görüyorum. İnsanlar siyasete girmekten korkuyor. Kimin haksız olduğunu bile söyleyemiyor. Kaç kişi bize diyor bu şekilde. Ya bu UBP ile CTP yön ya bu ülkeyi bugüne kadar. Ve bu adamlar da suçlu demiyor. Siyasetçi suçludur diyor. Ama siyasetçi kim? TKP'li, CTP'li, UBP'li bilmem kim hangi partiden. Kimdir kardeşim? Ben, ben değilim. Ben bunun hep karşısında oldum. Ama seçimlerde yenildim de ama çekilmedim de. Duruşumdan asla vazgeçmedim, ödün de vermedim ee, duruşumdan bir çıkar uğruna da. Herhangi bir şahsi çıkarım uğruna. Dedim ki bir gün yeneceğiz, bir gün değiştirmeliyiz. Veya bir gün bizim biz mücadele bizim çocuklarımız değişir. Ama bu mücadele bitmeyecek. Bu mücadelenin de yeri demokrasidir. Bu mücadelenin yeri halkın kendini uyanması ve değiştirmesidir. Başka da bir çare göremiyorum. Öbüründe ne beklersiniz? Ben oy vermiyorum. Çekildim. Siyasetçiye de kızdım. Kime kızdın sen? UBP'ye verdiydin. Şimdi i̇şte ona kızdık. Bilmem kime verdiydin. Halkın Partisi'ne verdiydin. Ona kızdın şu anda. Bana vermediydin zaten oyunu. Sen idin yanlış yapan diyorum aslında. Yanlışı da yaptın. Şimdi bedeli hep beraber ödüyoruz. Belki seni uyanman lazımdır esas. Yani seni o, bak şimdi bir kufakta düzen var. Adam milletvekilidir. Benim işçimi de bakanlıkta. Ama o yer o da. Ben de yiyeyim mantığıyla. Bir düzen var. Oluşturan bir çıkar düzenciği var burada. Aslında bunların bir kısmı birbirinden memnundur. Ben... Benim dışımdaki herkes yansın. Ben torpilciyim. Alayım. Gideyim bakanlıkta. Soksunlar da benim şey sözleşmelidir bilmem nedir. Yalan dolan e, bir yerlerden girsin de nasıl olsa gitsin. E işte nasıl olsa torpil olarak benim işimi de falan çözerdi. diye bakanlığa gittim de yanından geçerdi Böyle çıkar elde eden insan yapımız da var. Bir kısmımız için söylüyorum. Herkesi tenzih ediyorum çünkü çok idealist insanlarımız var. Ama bu yapı bizi yıktı. Bu yapı bizi bitirdi artık. Yoktur başka gideceğimiz e, ortam da kalmadı. Yani bu yapı yaşanabilen bir yapı değildir. Kesinlikle. Korku imparatorluğunun olduğu, zalimliğin olduğu bir yerdir burası. Burası iktidara yakın olmayanların yok edildiği bir yerdir. Korkutulduğu bir yerdir. Yani ben ya. o anlamda uyanacağız. Tamam. Yani biz bu dönem yani tarihimizin en berbat dönemidir yaşadığımız şu anda e, yaşa. Ya yani siyasetin de aciziyet yaşadığı bir dönemdir. Bu aci aciz aciz mi e, yaşadığımız bir dönemdir ve onu değiştiremiyoruz. Yani verilen nerede? de Taylandlılar, Çinliler vermiyor tekrar söylüyorum bu yanlış kararları bu seçimlerde. Ama ben Oy vermeyerek de çözümün düzeleceğine inanmıyorum. Ne nasıl düzelecek? Diyelim gitmedik. Bu öpeli, bu çıkar düzenciğin adamları koşturarak gitmeyecek mi meclisi işgal etmek için? O beğenmediğimiz tanınmayan meclisinden Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, rehberlik sistemi, uyuşturucuyla ilgili mücadele, betting ofislerden vergiyi kim alacak? Kim geçirecek kararları? Kim geçirecek yasaları? O yüzden diyorum Aslında sevgili ama de değişen bir şey olmuyor Sayın Başkan. Mesela bir de kötülüğün Güşen, normalleşmesi haline geliyor. Doğru dürüst adam, adam seçmediniz arkadaş. E, bu kadar zamandır. Evet. Bu kadar zamandır seçmedin. Sen ben başka iddia Senin sosyal demokrat bir iktidarın olmadı bugüne kadar. CTB'nin gelmesi Çeko Övera tişörtü giydiğinde üstüne şeydi sosyal demokrat iktidarı da. De, ya da Çabella'yı söylediğinde e, Çabella'yı sağcılar da söylüyor bugün. Ben söylüyorum. Özelleştirme senin döneminde. Geldin vergi reformunu yapmadın. Geldin ee, tarım reformunu yapmadın. Sicil lafını yapmadın. Şartlı tarihe tüzüğünü yapmadın. Bak sana net olarak söyleyeyim. Polisin sivile bağlanma önerisini 2011 yılında veren milletvekiliyim ben. Ben verdiğim gün CDP geçti kürsüye ve dedi ki bu dedi yasayla değişmez anayasa değişikliği lazımdır bunun için dedi. Ama ben o gün yasa teklifi verdim ve reddettiler. Yani o gün CTB bizim yanımızda durmak zorunda kaldı ama teklifini vermedi. Tufan Bey geldi. Ne söylediğini hatırlar mısın? Ha, bu dediği bize bağlıdır zaten polis dedi. yani cümleyi hatırlıyorum, evet, hatırlıyorum. Sana bağlıdır be arkadaş? Sana bağlıdır polisle ne emir vermen Kutlu Adalı'nın cinayeti için. Sen gidesin adamların çözsün. Ya da polis komutanı senden korsun. Desin ki başbakanım bana emir verdi. Kutlu Adalı'nın raporunu ve cinayetini isterim bana. Detaylı araştırsın diyemedin. E şimdi sana nasıl bağlı olacak? Ya da oturduğumda e, şey olarak e, faiz yasası ben hatırlarım faiz yasasını ben ve Mustafa Miroğulları birleşik faizlerin kalkmasıyla ilgili öneri verdik. Bankalar Birliği'nin önerisini getirdi. Biz mağdurların önerisini verdik. Soldering ne nedir so? Ezilenin yanında. Ezilen kimdir? Bankacılar yoksa mazbata mağdurlarıdır. Tabii ki mazbata mağdurları. Mazmata mağdurlar. Peki mazbata mağdurlarının önerisini masaya koymaya çalışan hangi partiydi? TKP'dir bugün. O gün Mustafa Amiroğulları ve Mehmet Çakıcı'dır. Milletvekili olarak koyan. E Bankalar Birliği'nin önerisini kim getirdiydi? Hiç unutmuyorum Sayın Hasan Toçoy ve Sayın Özdin Nami. İkisi beraber Bankalar Birliği'nin önerisini koydular. Geldim komiteye eve dedim ki Arkadaşlar kim getirdi? Ya CTV yoksa OPP. Ye? Meğer anlaştılar ikisi beraber getirdiler. Sen bu partilerden beklen birleşik faizleri düzelsin. İkisinin bankalar birliğinin önerisini. Bu arada ben de ya dedim bir yanlışlık yapmayın. Gideyim bu bankalar birliğine bir sorayım bakayım. Birleşik faizleri kaldırırsak bu bankalarımız zarar görür mü? Dişilerinin kovuğundan bile geçmez diye. Birleşik faizleri kaldırmaması. Kaldırırsak bankaların göreceği hiçbir etkisi olmayacaktı. Zaten alamıyorlardı bu parayı. Zaten bunları, zaten bu dövizin bozulmasıyla hepimiz bankalara borçluyuz, Döviz zevk En büyük e, merkezler bankalarıdır. Sen bankalar, e, bankalardır en çok ödemesi gereken vergiyi bu ülkede şu anda banka sahipleri. Çünkü döviz yükseldikçe hepimiz bunlara şeyiz. Ben hatırlarım 6 bin TL ödediğim e, taksidim 12 bin TL oldu şimdi. Evet tabii. Yani iki katına çıktı. Snelli'nin geldiği durum. Kime borçluyuz biz? Taylandlı'ya, Çinli'ye, Raleigh'e bankalara borçluyuz. E, o devlet dönüp diyemediği pandemi döneminde. 6 ay ben dedi bu borçları bilmem neyi öteleyin diyemedi bize. Güney yaptı bunu. Öt, öt yaptı. Sen 3 ay ötelemeye kalktın ama döndüğün faizleri ekleyerek insanlara daha yüksek faizlerden sonra geri almaya. Komik bir ara kalktın. Çünkü, çünkü, çünkü ifade edin. tek parti TKP kaldı dediniz ama TKP hem geçmişte tarihsel olarak baktığımızda denenmiştir. Sizin kurduğunuz parti. Belki partisi. benim, tamam, ee, kurdunuz... benim yeni dönemimle ilgili baktığım zaman Toplumcu Kurtuluş Partisi şu anda yeni güçler. Tire Hayır, yeni TDP'de güçler. De, partid, TDP'de Partisi? kurduğunuz o da evet. TDP tabii benden sonra biraz da e, o büyük emeğin sonrasında çünkü 2007'de kurulduk TDP'yi biz hep beraber. 2013 14te orada yaşanan tartışmalar ve sıkıntılarla ayrılmak durumunda kaldık. Tercihim değildi onu söyleyeyim ama itildiğimi görüyordum. Yani onu söyleyeyim partinin kurucusu olarak. Ama bizden sonra e, TDP'de denendi dörtlü koalisyon içinde ve maalesef CTP'nin kötü kopyası oldu orada da. Çünkü hiçbir hayalimizi yani TKP camiasından gelen hiçbir hayalimizi yapamadık. Şimdi biz tabii ben Mehmet Çakıcı başkanlar olarak TKP'nin denenmemiş son seçime giren parti olarak biz kaldık. Son seçimde Halkın Partisi denendi, UVP denendi, CTP denendi, DP denendi, TDP denendi, YDP şimdi denendi. Ama denenmeyen tek parti lideri, denenmeyen tek hükümet oluşumu bizim e, TKP'nindir. Buradan senin aracılığına, vatandaşıma ve insanıma, çünkü çok da tebrik ediyorum sizi, yeni bir e, kulis e, Kıbrıs'ta, yeni bir oluşumla, çok hızlı bir gelişim içindesiniz. Sizi dinleyen eminim çok önemli seçimleriniz var. Onlara şunu buradan söylemek istedim. Hayatım boyunca ve hayatım pahasına da olsa, biraz önce eee şey yaptığım, yeniden adı e, biraz önce söylediğim şeyleri. Bir vergi reformunu hayata geçirmek. İki, tarım reformunu hayata geçirmeyi. Polisin sivil bağlanmasını, alınmasıyla faiz yasasına geçirmeyi bir ekonomik kay ekonomik kaynaklarımızı biz e, şey yapacaksak, e, mücadele edip bunları değiştireceksek bunun için elimizden e, geleni hiçbir tereddüt olmaz. Tekrar söylüyorum. Hayatta başka hiçbir beklentim yok. Ben sevgili dostum. Üç defa milletvekili oldum. Profesörlüğüm on yıllıktır. Hastaneler, okullar kurdum. Benim için yeter. Ben hayatımla ilgili Mehmet Çakıcı'nın gelebileceği kariyer anlamda geldim. Ben başka bir şey istemiyorum. Varlıklarımı koruma dışında hiçbir özel beklentim yoktu. Ben surlar içinde fakir, kerbiç evden Bugün hastane kuran bir adama dönüştüm. Şimdi ikinci olarak şunu söylüyorum. Ama e, tekrar söylüyorum. Bütün hedefim, bütün hayalim bundan sonra bunları değiştirmek üzerine kurulur. Vergi reformu. Çünkü ben hastane olarak %20 kurum ve gelir vergisi öderken, siz de burada şirketinizde öderken, kurum ve gelir vergisi muafiyeti olan çok büyük şirketler var. Turizm ve eğitim, eğitim adı altında. %0'dır ödedikleri vergi. Onlar da 5 yılı dolduranların tümü kurum ve gelir vergisi ödeyecek. 2 milyar TL'dir bu. Bunun %20'si 400 milyon TL'dir. Uçar bu ülke. 2 sanal betler. 5 tane değil. İsterse 125 tane olsun. Ee, kurum ve gelir vergilerini hepsi devlete ödeyecekler. Amerika'da Las Vegas, onu söyleyeyim sana, %50'sini alır devlet. O yüzden zengindir Amerika. Bunlardan da alır. Şeye bakıyorum, faiz yasası bu kadar adaletsiz, faizle dünyanın hiçbir yerinde yok faizsiz adım gibi gelecek. Polisin sivile bağlanması, idareyi istersen sende olsun, diktatory sağlayasın, polisin sivile bağlanman olacak. Ha ondan sonra da para kaynağın olduktan sonra da evet hemşiren, doktorum, şuyun buyum olacak. Bunlar hız sağlamadan bu devlet hiçbir yere Zaten e, da varamaz. Pek, bunu da pek izin verildiğine ben sana inanmıyorum. Ben inanmıyorum izin. Ben bir, biz birinden izin istemiyorum ya bunun abi, için. Yani ya. ben benim en azından ee, arkasında bir minnet duyacağım bir e, efendim bir büyük sanal bekçidir, gazinodur, e, bilmem kimdir de bir bir olmadığı için arkamda çok rahat konuşabiliyorum bunları. Ama bunlar değişmeden de bu ülkenin değişebileceğine inanmıyorum. Onu söyleyeyim yani 20 yıldaki siyasette 2002'den beri aktif siyaset yaparım. Tam işte 20 yıldır yaparım siyaseti her günümdür. 20 yılda ve 3 kez milletvekilliğinden öğrendiğim o dört tane noktayı değiştiremezse bu ülke para toplayamaz. Yalnızca gider ve Türkiye'den Ankara'daki e, siyasetçiden dileniz durumdadır. Aciziyet içindedir. Ha, bizim siyasetçimiz bu aciziyettedir. Aslında e, hem kötü ilişkiler sağlıyor bu Türkiye ile de. Çünkü Türkiye'ye dönüp bakar size der ki oradaki ilişkiler bu aciz adam oradakileri düzeltemez. Bir iş de yapmaz burada. Gelir benden Para isterler, o zaman ben yönetirim. Ben bunun yalnız seçimine karışmam der, kurultayına bile karışırım der. Kurultayda da kim başkansa der, onu ben belirlerim. Çünkü bunların hepsi bana muhtaç. Hepsi benden bir şey istiyor. Bizleri de kötülüyorlar. Yok Türkiye düşmanı, yok bilmem ne, yok bayrak, yok din bilmem ne diye kullanarak bizim gibi, onu söyleyeyim sana, yurdunu seven insanları da kötülüyorlar. anlıyorum ne olduğunu çünkü... Adam başka türlü kendinde bir özellik göremiyor. Siyaset bununla e, bununla besleniyor adam. Ama ben e, halkın bir kısmının artık uyanması gerektiğini, artık pandemi de düştü, saksı düştü başımıza. Artık şimdi uyanmayacak. Ne zaman uyanacak sevgili dostlar? vallahi ben onu da onu da anlayamadım o bir işimiz, taraftan. Alev Kaptan diyor ki iyi günler iyi yayınlar. Bu yönetimin cılkı çıktı, memleket battı. Halk geçim ve sağlık derdinde, onlar koltuk derdinde. Halk evet. uyanmazsa siz dediğiniz gibi halk uyanmazsa sonuçta değişmez. Evet. Yapılan vatandaşlara yine e, kazanacaklar diye düşünüyorum. Vatandaşlar için ne düşünürsünüz? Yani, en son 4300 idiydi. Kutlu Evren Mayıs'ta. Bir şey söyleyeyim. Ben Aa. Kutlu Evren'e kimse kusura bakmasın güvenmiyorum. Bu partilere bunlar bize doğru söylemiyorlar. Bak ifademi de dikkatli kullan, ...yalançısın demedim. Doğru söylemiyorlar diyorum. Bize doğru ifade kullanmıyorlar. Seçime müdahale etmek, bizi yenmek için galleşlik yapıyorlar. Ben görüyorum. 25 yıl, 30 yıl burada doğan çocuk var. Burada hakkı olan çocuk var. Burada hakkı olan insan var. Ona vermiyor. Mimar, o yüzden mimar. Mimara gidiyor, bir günde veriyor. Çünkü niçin? Külliye yapacak ona. Bütün mimar ve mühendisin doluyken burada. İhtiyacımız da yokken yeni bir mimara vatandaşlık vermeye. Ama sana diyorlar ki Ankara'dan sen bunu vatandaş yap ve sen yapıyorsun. Senin e, ben söylüyorum ben bunlardan daha milliyetçiyim ha. Milliyetçiliğe bile hakarettir bunların söyledikleri. Neden bilir misin? E o da Türk onlar da Türk. Bu 25 yıl 30 yıldır burada doğanlar burada efendim yaşayan insanlar Türk değil mi bunlar? Müslüman değil mi bunlar? E kardeş sen Neye torpil yapıyorsun bunlara? Niye ayrım yapıyorsun? Ben vatandaşlık yasasını beni tanımasınlar bile istiyorum. Derim ki kendi manifestoma yazdım TKP'nin manifestosuna. Dedim ki vatandaşlık adil bir vatandaşlık yasası olacak. Her yıl 500 kişi midir bu insan sayısı yapmamız gereken? İnsanlar bakacak 25-30 yıldan buradan itibaren işte 10 yıl diye bir taban çiziyoruz. Veya burada doğan insanlar ki duygusal olarak kendilerini bu memlekete bağlı hissedenler. 51 sırada düzende gelecek. Ve ille Çakıcı'ya minnet duymayacak. Bu ülkenin adaleti gereği. Ben bir sonraki seçimde kaybetmekten korkmuyorum dost. Ama Ulaş beni bir daha programa çağırdığında hükümetken Ulaş'a şunu demek isterim ben. Ben evet Mehmet Çakıcı bir sonraki seçimi kaybetmeyi göze alarak bu 3-4 tane işi yaptım. Çünkü bunlar yapmayacaktı. Ben zaten derim profesörüydüm 10 yıllık. Zaten hastaneler kurdum. Şimdi de hükümet oldum ama benden sonrakilere bir şey bıraktım demek isterim. Yani e, bunu söylerken de vicdanımla e, karşında rahat olmak isterim. Benim samimiyetimden emin ol. Ben bunların karşısından mücadele edecek insanlarla beraber hayat boyu mücadele edeceğim. Asla geri çekilmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim bundan. Ha, bizi kötülediklerini görüyorum. Ben çok konuşurdum mecliste de bilmem ne bilmem ne derim. Ben çok konuşurdum. Evet buçuk saat konuştum. Rekorda da bende değil. Benden ikinci sırada en az 6 saat var aramda. Hüseyin Bol gibi önde koştururdum. Ama ne için koştururdum ne için söylerdim? Ne için ama? Ve kardeşim çalışanların sigortalarını kesmek için yasa geçirdik. Emekçilerin ihtiyaç sandığının %20'sini kesmek için yasa getirdin. Emeklilik yaşını özel sektör çalışanlarının yükseltmek için, bütün özel sektör 80 bin çalışanın hakkını kesmek için getirdin. Ve ben de geçtim senin karşına durdum. İzin vermedim dedim, kürsü işgal ediyorum dedim. Geçiremezsiniz dedim bu yasaları. Kim isterse da istesin sizlerden bunu dedim. Ama 80 bin insanın hakkını yiyemezsiniz dedim. Bunlar gitti %35 oy aldı. Biz gittik yüzde üç aldık dost. Şimdi sen, sen, sen söyle senin hakkını savunan, senin hakkını ezen, senin hakkını yakan adamlara gittin yüzde otuz otuz beş oy verdin. Sistemin çaresizliğini gösteriyor. Onu söylüyorum o, şey, o anlamda. Melih Nedibel diyor ki her seçim öncesi yapılan seçim konuşmasıdır bu yaptığınız. Halk size bakıp bakıp kendi çıkarı nasıl kurtarma derdine düşer ve sistem böyle gelişir. Peki Düğün. bir şey Çok merak ettim ne çıkarım olabilir şu anda. Kardeşim ben hastane kurdum, okul kurdum dedim. Bir profesör. Benim üç tane işim var. Bir milletvekili, bakan olursam üç işimin hepsini bırakmak zorundayım. Daha düşük kazancım olacak. Benim zararımadır. Benim <laughs> siyasette olmak Mehmet Çakıcı'nın zararınadır. Ben çünkü ne zararımadır? Hem hastanem bile. Bir önceki Sağlık Bakanı eleştirmişim diye kendini hastanenin dört aylık Ekim'de biten protokolünü dört ay uzatmadı bize. Bağımlılar sokakta kaldı. Hastalar gelemedi hastaneye, devlet hastaları gelemedi, fakirler yoksullar. Bana kızdıkları için, bana canları sıkıldığı için zarar vermeye çalıştılar. Benim siyasette olmak beni tehdit altında tutuyor, zarar vermemi sağlıyor ve şey. Siz UVP'ye bilmem kime oy verdiğiniz, o yüzden benim söylediklerime canınız sıkılır. Bana yalancısın diyemezsiniz. Ben bir hata yapmadım bugüne kadar. Birinin hakkını da yemedim bugüne kadar. İntiharlar dediğiniz koyduğumuz ben ülkenin içerisinde intiharlar örneğin merkezler kurdum, eğitim programları yazdım, hastaneler kurdum ve büstümü dikmeniz gerekirdi yoksa. Yoksa siz e, e, şey diyeceksiniz bana ne bileyim ben siyaset konuşmasıymış. Siyasetli olmak bir şey söyleyeyim mi? Aleyhinde Mehmet Çakıcı'nın. Aleyhinde doğru değildir. Bunu söylediğin şey olan. Ve ben şu an şunu bileceksiniz tekrar söylüyorum bu anlaşılsın diye. Ben diğer siyasetçilere hiç benzemem sakın benzetmeyin beni bunlara. Zaten benzemek de istemem. Ama benden şundan emin olacaksınız. Geldiğim gün vergi reformunu, tarım reformunu, birleşik faizleri, polisin sivile bağlanmasını, şartlı tahliye düzüğünü, adaletsiz şartlı tahliye düzüğünü, sicil lafını değiştirmek için elimden geleni yapacağım. Bunu bileceksiniz diyorum. Ama geri adım da atmayacağım. Canınız sıkılabilir, hoşunuza gitmeyebilir. Çıkarcıklarınızı, küçük çıkarcıklarınızı devam ettirip memleketin canının içine okumaya çalışabilirsiniz. Ama bu ülkede de ülkesini seven, yurdunu seven insanlar var. Bunlardan mücadele edecekler. O insanların bir temsilcisi ne mutlu bana. Bir tanesi temsilcisi. Ben bir tek biziz de demiyorum. Eminim bu ülkede, bu ülkesini seven, yurdunu seven insanlar vardır. Ama tekrar söylüyorum çıkarmış. Ne çıkarı benim? Benim e, siyasetteki geçmişi bakanlar TDP'yi kurmak TKP'yi kururken neler e, canımızı, maddi manevi neler kattığımızı e, en azından bilenler bize bunu e, teşekkür ederler ve e, söylemezler. Tekrar söylüyorum hiçbir çıkarım yoktur benim siyasette bulunmak Mehmet Çakıcı'nın kişisel olarak zararındadır. Ama ben kendimi tartı şeyine koydum. Siyaset dışında mı Mehmet Çakıcı yoksa siyasetteki Mehmet Çakıcı toplumuna daha çok e, şey destek olabilir. Siyasetteki Mehmet Çakıcı toplumuna daha çok destek olacağını yoksa ben zaten yığınla insana iyilik yapıyorum. Yığınla insana tedavi ediyorum. Onları okutuyorum. Burslar verdim. Okullar kurdum. Tedaviler yaptım. Eğitim programları yaptım. En azından 98-2000 yıllarda intiharla ilgili askerde merkezler kurarak bir sürü insanın hayatını kurtardım. Ama bunları söylemiyorum mütevaziliğimde. Ama şimdi şunu söylüyorum açık açık. Şimdi söylüyorum artık çünkü görüyorum ki ben söylemedim de, ben mütevazi oldum da karşıma sanki bir siyasetten diğerleri gibi beklentileri olan biri geliyor. Kardeşim benim zararımadır siyasette olmak. Siyasette olmak para vermemi sağlıyor. Siyasette olmak çocuklarımın belki parasını vermemi sağlıyor buraya ve orada varlığımı. Benim partim devlet yardımı mı alıyor? milyonlarca lira devlet yardımı olan e, partiler var. Onu söyleyeyim. Bizim partimiz şu anda hep hep gönüllülükle, hep e, inançla, hep bir uğurda, bir mücadeleyle oluyor arkadaşlarımla verdiğimiz mücadele. O yüzden de tekrar e, söylüyorum. E, siyasetten hiçbir çıkar, de ne çıkar elde ettiğimi söylerse bana memnun olurum çok. Yani diyelim ki ya sen çakıcı girdin. Şu işi yanlış yaptıydım. Şuradan çıkar eline. şu sorusu aslında genel olarak siyasetçi bakış bu hale gelir. Ama bu düşünce Kodu. bizi şey, yapıyor. Yani. mesele arkadaşımıza söyleyeyim. Ayrım yapmazsanız siyasetçiler arasında, ben geçici onun maddenin değişmesi için öneri veren milletvekiliyim. Polisin sivile bağlanması için başkaları kaçar ve korkarken öneri veren milletvekiliyim. Göt yasası şu Şener Elcililer, öğretmenler, sendikaları, memurlar hem isyan ettiler. Ona karşı öneri veren, 6 saat konuşan ve durdurulması için hem mücadele eden hem de karşı öneri veren e, milletvekiliyim. Şimdi ben baktım ha, ben bunlardan aynıyım. Ya biz öneri veririk polisi bile bağlansın diye kimseden korkmadan. Onlar kimden korkar? Siz cevap verin. Adam reddediyor. E ben öneri veriyorum. Ben nasıl onların aynıyım dost? Onu söylüyorum. Geçici onuncu maddeyi ağzını almayan adam ağzını almaz. Mehmet Çakıcı öneri verdi değişmesi için. Anayasa değişiklik olduğu günlerde ben tekrar söylüyorum. Ben bunların aynıyım. Genel kanı olarak şey yapabiliriz. Onu, ona, onu, Ama genel kanı seyir o evet. da söyleyelim, arkadaşımıza da. Bu düşünce stratejik olarak bu büyük partilerle yayılır. Çünkü adam der ki ya ben onu veriyorum oyumu. Zaten yanlış yaptık mahvettik ülkeyi çıkar düzeni oldu. E çakıcı bunlardan farklıdır ya da tek bunlardan farklıdır dersem eğer e, ayrım olacak. En iyisi siyasetçiye ki kötü, hepsi kötüdür diyeyim en en yine UBP'ye vereyim diyor. Adam bana söylediği cümle anlıyorum. Yemiyorum arkadaşlar bunlar artık. Bana diyorum ki benim karşımda konuşacaksa bir adam çay, çayını kahvesini içecekse ve psikiyatri profesörüne konuşun ona bu kadar genelleşmiş cümlelerle siz gidip aynı partilerinizdeki çıkar düzeninizi korumak istersiniz. Başka hiçbir şey değil yapmaya çalıştığınız. Ayrım yapacaksınız. Tekrar söylüyorum. Bu uyuşturucu mafyasıyla kavga eden, gelince uyuşturucu mafyasına karşı ekip kuracağım diyen, sanal betçilere karşı gelince %20 kurum ve gelir vergisi koyacağım diyen milletvekiliyle, siyasetçiyle kim aynı olabilir? Ben soruyorum. İnsan bir adalet olur ya bir. Yani biraz da kendimize bir çeki düzen veririz Allah aşkına. Ve kardeşim ne söylediklerine bakın. Bu siyasetçilerin hiçbiri birbirine benzemez. Hepimiz hırsız olamayız. Seçin arasındaki dürüstleri, seçin arasındaki doğruları ve onları şey yapın. Ama yok böyle düğünüme geldiği cenazeme. En çok düğüne giden, en çok cenazeye gelen biri meclis başkanı, öbürü cumhurbaşkanı, öbürü başbakan. Ve arkadaşlar kendinize gelin ya. Böyle bir ülkede oy verilme biçimi olamaz. Bu bir ilkel oy verme biçimidir. Siz bakacaksınız insanların görüşlerine, partilerin manifestolarına. Ve değiştirelim. Ben Türkiye'den örnek göstereyim. Dünyaya da gitmiyorum. Ya Türkiye'de Adalet Partisi geldi, CHP'si geldi, DSP'si geldi, AK Parti'si geldi, Doğru Yol'u geldi, Refah Partisi geldi. Bizde iki tane parti, iki üç tane aynı aynı adamlar, aynı köylerde, aynı şeyle hep bize eski hikayeleri anlattılar. Yani tam bu tam anlamda tam e, bir, bir şey var. E, i̇yi ayın adı da Şükrü Karanışık. 62 yaşındayken CHP'nin yalnız başına hükümete geldiğini e, hatırlamıyorum. Yanılıyor muyum? Yanılıyor. Ben söyleyeyim yeniden. Eğer olmuş ise ne zaman bu memleket için ben... hiçbir şey yapmadı mı? Yapmadı mı diyelim bunlara e bunları? Biz cevap vereyim arkadaşıma. 25 milletvekiliyle geldiği dönem var. Sayın Akıncı'yla bir tane milletvekili kaldı. 26 olalım dedik. E kabul etmediniz mi arkadaşlar? 26. Başbakan oldunuz ya. Başbakan olduğunuzda vergi reformunu yapmadınız mı? Sosyal demokratlarla ilgili bir şey. Yani... Ben hastane olarak kurumda bir ve gelir vergisi öderim yüzde yirmi. Ben adaletsizlik var düzelteyim diyorum. Başka büyük şirketler kurum ve gelir vergisi ödemiyor diyor. E sen değiştirmedin. Tarım reformu. Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de sosyal demokrat bir şeydir bu da. 100-200 büyükbaş büyük baş hayvandan yukarıya. Zengindir dediler bunların yukarısı Ve zengine destek kesilir ve küçük orta kopilere destek verilir. E geldin iktidara. UBB'den kaçan milletvekili sana geldi Tarım Bakanı'na CTP'de sen koydun adamı. Adam en büyük çiftçiydi. O mu değiştireceydi sana bunları? Şimdi aynı adam UBB'de meclis başkanı şu anda. Tarım reformu bu muydu CTP'nin anladığı? Polisi sivile bağlanması. Çakıcı geldi size yıllarca onda bunda anlattı ki teklif verdi. Sen verdin bilme teklif polisi sivile bağlanması ile ilgili. E, sivilleşme ve demokratikleşme sosyal demokrat bir düşünce değil miydi? Onu söylüyorum. Sicil affı. Türkiye'de 5 yılda bir sicilleri insanlar insanlar iş kurabilsinler diye. İktidara geldin yapmadın. Şartlı tahliye tüzüğü. Ben gittim CTB'nin İçişleri Bakanı'na. Hep aynı diyorsun. Rüken Uluçay'la ben görüştüm. Ki, kurduk diyorum. Şartlı tahliye tüzüğü dedim. Adaletsizdir. Çünkü burada siyasetçinin elindedir ve torpillerle karar veriyorsunuz cezaevinde. Ben adli bilimler profesörüm. Yardımcı olalım, bir ekip kuralım, değiştirelim. Bizim teklifimize de hayır dediniz. Onu anlayamadım. Şimdi bütün bunlara faiz yasası e, ve beraber faiz yasasını, e, faizleri değiştirmemek için canlı yedi. Onu söyleyeyim burada Mazbata mağdurlarına biz değişmesi için e, şey yaptık, öneriler verdik. Şimdi ben bunlara bakarım. Sen geldiğin iktidara yıllarca ama sen de bir şey yapmadın arkadaş. Yapman gerekirdi eğer kendine sol ve sosyal demokrat bir parti diyorsan. Sosyal demokrat bir parti so bak parti demiyorum. Sosyal demokrat bir yönetim Bugüne kadar Kıbrıs'ta gelmedi. Hepsi ağır kapitalist sistemin adamlarıydı. Bu düzenin adamlarıydı. Ya da gelen de bunlara oydu hepsine e, beraber. Azam. Ve değişmedi. O zaman da böyle oldu tabii ki. Tamam, yani bunu, onu söylüyorum. Bunu bir çarpı olarak alalım. Ben, çünkü evet. yayın, da sona geliyor Bu arada evet, TDP'yi soramadım sana. Çünkü TDP ile ilgili geçen gün eleştiriler yaptık. Ama son günlerde Eleştiri TDP ile bir, bir, bir söz oldu e, Cemal Yapmak şanada. istemiyorum yani. Ama şöyle fotonuzu indirdiler parti merkezinde dediğiniz. Orada bir grup ne? var dediğiniz. Kendi kahvecilerini bile kendileri alır dediğiniz. <laughs> Kimdir bu grup? İşte TKP, TTP içinde gece konudadır dediler. Ama siz dediler, siz buna rağmen şey diyorsunuz. Benim hayattaki amacım birleştirmektir. Aynen. Çünkü tam bunu söylüyorum. Ben TDP'deki kardeşlerimi TDP'den ayrı görmüyorum. TDP'nin de kurucusu. İstedikleri kadar fotoğrafımı indirebilirler orada. İstedikleri kadar bir kısım insancık orada insanlar benim e, yani grup olarak küçük bir grup anlamında söylüyorum. Yani tekrar kelimeyi düzelterek söyleyeyim bunu. Yani e, benim e, şeyimi benden hoşlanmayabilirler. E, bunun da bir iktidar kavgası, oradaki iktidarı ellerinde bulundurmak için yaptıklarını düşünüyorum. Ben kendilerine partinin ayrılacağı zamanda niçin ayrıldıydı bu ekip birbirinden? Çünkü Cemal Bey ve çevresindeki arkadaşlar kalktılar Mustafa Emiroğlu'larını, milletvekili arkadaşımızı partiden atmaya kalktı. Ben de karşı çıktım. Parti meclisinde dedim ki Cemal arkadaşım ben başkanlık istemiyorum. Sen bizi bu seçime sen götür. Ama arkadaşlarımızı partiden atmaya çalışma. Üye yazımını durdurdular. Oğlumu üye yazamadım partiye. 18 yaşına baktı Fuat Çakıcı. Üye yazımızı durdurduk dedi. ile ilgili iddialar vardı ama orada. Ne vardı? E, evet, o zaman yansıdıydı işte. Yani işte arada. söyleyeyim ben size. TKP'nin adını TDP yapmak istemiş kurultayda. Onu yazdılar. 1500 senelik ıı, piyango bileti varmış da ee, onu vermemiş. Ve Mustafa her gün 1500 lira. Bütün kaynakları Mausa'da Mustafa Emirolları yemeleri, içmeleri düzenleyen, kiraları onları bunları ödeyen adamdır Mustafa Emiroğulları. Öyle 1500 liraya tamah edecek bir adam değildir. Bu doğru değildi bunlar. 2-3 Mesele o değildi. Cemal'ın o günkü seçtiği ilçe başkanı Mustafa'ya karşı ilçe başkanı seçimini kaybettiydi. Mustafa'yı da ortadan kaldırmak için şey yaptılar. Nedir adı bir bir, e, bir komploydu bana göre. Bütün bunlara rağmen. Döndüler arkasına beni disipline vermeye hazırlandılar. Bütün Mustafa'yı korumaya çalıştık diye. Sevgili Mustafa Asenay'ı çağırdık. Dedi ki Mustafa abi Mustafa'yı Mustafa emir olan atmaya çalışırlar. Sakın ola dedik biz batmasınlar bu arkadaşımız kurucudur, milletvekilidir, geçmişte çok büyük emekleri var. Bize savun dedik. Mustafa Asenay'ı tuttuk avukat olarak şey olsun diye. Oradaki kavga şey değildi. Çakıcı dönsün, başkan olsun falan filan değil. Ama bu arkadaşların endişesi nedir? Biz birleştirmeyelim partileri. Partileri birleştirmeyelim. Çünkü bizim yönetimimiz orada devam etsin. Bizim oradaki yönetimimiz devam ettiği sürece... ...biz ee, Çakıcılarla falan, TKP ile birleşirsek de bu taraftan... ...olay ki Çakıcı milletvekili adayı olur, bizi geçer. Olay ki Çakıcı bir sonraki kurultaylarda başkan adayı olur. İstemese bile şu anda gibi benimle ilgili endişeleri var. Ben onları anlıyorum. Ama tekrar söylüyorum. Taban, TDP ve TKP'nin tabanı bizim birlikte hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Cemal Hoca bir programda bana ee, efendim ee, hezeyanı var gibi bir kelime de kullandı. Yani Çakıcı'nın işte birleşmeyle ilgili ittifaklarla benim yani bizkiatrik terimler de kullanarak, partime gece kondu partisi ifadesini de kullanarak Devamlı sundur sözleri söylese de bizim bakış açımız şudur. Bu partiler bizim partilerimizdir. Gelecekte bu partiler Cemal Hoca, Hasan, Hüseyin, Mehmet de engellese de engelleyemeyecek bunlar birleşecekler. Mehmet Çakıcı'ya düşen görev bu iki parti. Adım atacak mısınız bu konuda? Tabii ben... Yani seçimde bu seçim, olasılık seçim var. İki üç, üç gidebiliriz. Üç kez Mehmet Armancı'yı, üç kez Cemal Hoca'yı görüşmek için davet ettim. Çay içelim dedim. Konuşalım... Çünkü ben isterim partilerin beraber hareket etmesini. Çünkü ederse hükümettir bir sonrakinde. Sonuçta talihli bir yani ya. bir şey söyleyeyim bu kadar işte çok Kf halkın, Parti, bir şey var yani. halkın partisi YDP'nin bölündüğü, DP'nin gerilediğinde bizim ikimizin birlikte hareketi şeydir. Hükümet olmasını sağlayacak. Belediyeleri artırmayı sağlayacak. Ve nasıl Sayın Akıncı'ya destek olduk gelecekte geçmişte ve Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı oldu veya bir iki muanla kaybetti bizim de Gelecekte bir cumhurbaşkanı adayı aramızdan biri diyorum ben. Birinin aday olmasını sağlayacak. Ve bu kötü düzene karşı dik dik olarak karşılarına çıkacak. Siz düşünür müsünüz cumhurbaşkanı adaylarını? İster misiniz? Bak yani? ben size söyleyeyim. Partiyle ilgili bana düşen bir misyon varsa onu yaparım. İlla benim olmam gerekmez Sayın Akıncı da var. Ben Sayın Akıncı adayımızsa o zaman onu destekleyeceğiz. Başka uygun bir adaysa başka bir aday. Ama ben gerekirse o da orada olacak. Ama şimdi şey demiyorum, tekrar söyleyeyim bunun da Bizim belediyeler, bizim önümüzde hükümet seçimleri var. Biz beraber olursak zaten güçlü. Bir kez daha gidecek misiniz yeniden? Yani Bir kez daha bu konuda ben senin, çağrı... Ben senin programın açık bir çağrı çağrı. çağrıysa zaten tekrar söylüyorum. TDP'nin kurucu başkanıyım, TKP'nin de. Bunlar iki aynı gelenekten gelen insanlar. Şimdi sen diyorsun ki federal çözüm değil mi? İki tarafta onu söylüyor. Ya sen Rumlarla bu kadar ayrılığa bu kadar dini bilmem ne kültürel, ırksal, farklılığa rağmen bir federasyon kurmaya çalışıyorsun burada. E aynı sosyal demokratlar, aynı köken aynı genelden beceremiyorsun kullanmayı. Olamaz böyle bir e şey. Beceremiyoruz Sayın Başkan. Şimdi beceremiyoruz <laughs> bu türlü. Ben de bunu <laughs> çözemiyorum zaten. Yani e, o zaman da tekrar söylüyorum bunu. Ben TKP'nin bu misyonu devam ettirmesi gerektiğini, bu partileri birleştirmesini, sağlaması gerektiğini inanıyorum. Bundan sonraki hayatımda da bu partilerin beraber hareket etmesi için, birleşebilmesi için ne gereken varsa tarafımdan sağlanacak. Arkadaşlarıma da çağrımdır. Bu şekildeki davranışlar doğrudur. Tartışmada olmadan tuzaklara düşecek değiliz. E tekrar söylüyorum. Biz birlikte beraber hareket etmenin yolunu keşfedeceğiz. Bu Bulmalıyız çünkü başka türlü dik duramayacağız. Başka türlü biz Bunlara karşı galibiyet kazanamayacağız ama başarabiliriz, değiştirebiliriz. Yeter ki beraber ve birlikte hareket edelim. Burada da bana düşen bir görev varsa, bak tekrar söylüyorum ben öyle başkanlık hayali bilmem ne gibi şeylerim yoktur yani. Bu partilerin birleşmesinde benim bir katkım olacaksa ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Süremizi de açtık. Sağ Sizinle sohbet etmek her zamanki gibi güzel. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun. E, e, Eskiden, tarihten, bu bugünden. bugünden her şey yani, bilmeyen bilmeyen de bir sürü yön oluyor. insanların da tabii sizlerin gazetecilerin sayesinde de insanlar bazı geçmiş şeyleri de öğreniyorlar. İşte vergi reformu, ne bileyim, geçici olan madde polisi sivil orada neler olduğu, göç yasası, e, 13,5 saat konuşmalar. Yani tarihimizde de bir bir sürü mücadele var, evet. birlik şeyler var. Ha, bundan sonrasında nasıl yön verebiliriz? Ee, fedakarlık lazımdır bundan sonra. Ee, o fedakarlıkları da becerebiliyor olmamız lazımdır. Bizim bir katkımız varsa, tekrar söylüyorum arkadaşlarımla da her zaman kahve içmeye, çay, birliktelik sağlayacak... Bu ille birleşme olması gerekmez bir İttifak da olur şey, bir olabilir, tabii. Ol tabii ki. Ama şunu bana demesinler. "Vay çakıcı bizden bize gelmek ist. Ben size gelmek, bize gelmek derdim değil. Ben size gelmek Ben arkadaşlar bırakın bir yere gitmem zaten. Kurumsal kararlar verme konusunda arkadaşlarımla danışırım. Onlarla birlikte hareket ederim. Onu söyleyeyim. Şahsımla ilgili bir karar vermem. Çünkü sonuçta bir partinin temsilcisiyim ben. Ee, bana biri gel dese de Gitmem Çünkü arkadaşlarım e, oradadır. Ama iki partinin kurumsal birleşmesinde birleşme veya ittifak da olabilir. E, bu aslında diğer demokrat ve sol güçleri de harekete geçirecek bir şey olacak. Bir ivme olacak. Buna benim bir katkım varsa tekrar söylüyorum. Arkadaşlarım bunlar da benim geçmişte onların başkanlığını yapmış biri olarak söylüyorum. Yani arkadaşlarımdır. Ben niye bu arkadaşlarımla çay içmeyim, kahve içmeyim, sohbet etmeyim, geleceği konuşmayayım? Gelecekteki tehlikeleri ve bunların ülkemize yarayacak adımlarını birlikte atmayalım ki. Yani buna düşen tekrar söylüyorum bir şey varsa, benim bir katkım olacaksa hiç yani ardıma bile bakmadan bu kararları çok rahat veririm. Onu buradan söyleyeyim sizlere. Çok teşekkür ederim. Benim Sayın elim Başkanım. de bu konuda havadadır. Yani onu tamam. söylemiş olayım. Bunu da bunu da. Ama da, çete olsun o zaman. Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, TKP Genel Başkanı. Ve TTP'ye de çağrısı oldu. Geçenlerde gene yapmıştı. Bu kez Elim Afadar'ı diyor. Evet. Bakalım geç karşı saatte ne bir cevap gelecek ama biz tabii ki e, bu soruları başkana sorduk. E, çok teşekkür ederiz kendisine. Yani mesela katıldığı için e, Aslı Aslan'ın da TDP Genel Başkanı, pardon TKP Genel Başkanı, TDP'ye TDP karıştırıyoruz işte isimle karıştırıyoruz evet. tabii. E, Uğurcan da gelirken TDP diye yazdı çünkü <laughs> o da var yani bir daha bir daha durum var yani bu kadar benzeyen partiler evet. olduğu için. Arkadaşlar şunu söylüyorum mesela benim fotoğrafımı indirmişler <laughs> şeyden. Evet. Ya sen kurucu başkanının fotoğrafını <laughs> Ayıp değil mi sana? Yani niye indiriyor? Kalsın. Bir gün zaten bir değişir. Mesela Özker Hoca aynı şey yaşamadı mı CTP'de? Ya da bir başkası e, için aynı şeyler yani geçmişimize, tarihimize baktığımızda öyle çok önemli parti kurucusu isimler var. İlla öldükten sonra mı anlayacağız adamları? Yani onu anlamaya çalışıyorum. Yoksa biz, biz bu var. ülkede başka daha söyleyeyim. Ya bu tanınmayan bir ülke. Burada milletvekili olsan olur, olur ne olmasan ne olur. Zaten Yapacağın, kendi ülke için küçük bir şeyler yapabilirsin. Yani 50 tane milletvekili. Ülken için bir şey yapabileceğin bir yerdir orası. Seçilsen ne olur? Seçilmesen ne olur? Hiçbir anlamı yoktur. Ben 3 defa oraya girmiş biri olarak söyleyeyim. 10 yıl orada ön sırada oturmuş biri olarak. 7-8 yıl ön sırada oturmuş biri olarak söyleyeyim. Yani e, mesele oraya girmek değil. Benim içimde kalan tek şudur Evet ben 3 defa girebildim ama insan insanıma Şahsen dokunabildim. Uyuşturucu eğitim programı hastaneler kurdum, okullar kurdum bana. Ama keşke daha büyük işler e, bu büyük biraz önce saydığım bir tanesi polisi sivil bağlanması ya da vergi reformu. Bir tanesini bunların birkaç tanesini yapsak insanların hayatlarına o kadar güzel şeyler dokunabilirdi ki. Böyle hayallerimiz var tabii ki. Artık Hayali bakalım. olmayan siyasetçi de mahalleye gitsin o zaman <laughs> değil mi? Yani onu söyle. <laughs> Ama şahsıyla ilgili değil toplumuyla ilgili hayalleri olanlar yürüsün yolu, öbürleri mahalleye gitsin. Umarım. umarım Kıbrıs ağzıyla söylüyorum. Umarım dediğin gibi olur. Evet, SKP Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakış ile birlikteydik. Her şeyi konuştuk, gördünüz. E, kapatmakta da zorlandım tabii. Ve TTP de dedim arada tabii. Çünkü çok fazla şey yapıyor. Oradan da TTP'ye zaten mesajlar gitti. Aslı e, aslarını asla konuştuk. E, bir programın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte başka bir konukla karşınızda olacağım. Herkese mutlu bir gün diliyorum.